Günaydın değerli TV 262 izleyicileri. Bugün tarihler 6 Kasım 2019 Çarşamba'yı işaret ediyor ve manşetler programından sevgiler, saygılar, hürmetler. Evet, dün özel bir programımız nedeniyle karşınızda olamadık, yayını gerçekleştiremedik. Dünden verdiğimiz bir ara sonrasında tekrar karşınızdayız. Tabii ki bakıldığında yoğun bir gündem var. Bu yoğun gündem içerisinde sizlerle yine 6 il gazetesi, 3 ilçe gazetesi ile birlikte köşe yazarları ve internetteki köşe yazarları ile paylaşmaya çalışacağız. Yorumlarımızı sizlere yapmaya çalışacağız bu gündem doğrultusunda. Tabii ki şunu söyleyelim, İzmit'te güneşli bir İzmit sabahı var ve hava mevsim normallerine göre oldukça sıcak ve bakıldığında da artık yazdan kalma son günleri yaşadığımızın altını çizelim ve bunun keyfini çıkarmanızı buradan size önerelim değerli izleyiciler. Eğer olanak bulursanız bu güzel havanın keyfini çıkarmaya çalışın diyelim. Evet, yoğun bir gündem dedik ve yoğun bir gündem içerisinde haftanın 3. gününde ve bu zorlu süreç içerisinde karşı karşıya kaldığımız birçok konu var. Ama tabii ki en önemli gündem maddesi dün İzmit Belediyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren meclis toplantısı vardı. Önemli gündem maddeleri tartışıldı. Onları biraz sonra sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ve geleceğiz tabii ki bu çalışma veya bu gündem içerisinde birçok konuyu da yine sizlere yorum olarak sunmaya çalışacağız. Veya gazeteden aldığımız o manşetler sonrasında, birinci sayfadaki haberler sonrasında sizlere yorum yapmaya çalışacağız değerli izleyiciler. İlginç manşetler var, ilginç birinci sayfalar var ve vakit kaybetmeden hemen gündemle başlayalım. Daha sonra da gazetelere geçelim değerli izleyiciler. Evet, İzmit Belediyesi Meclis Toplantısı dün yapıldı. Kasım ayının meclis toplantısıydı. Yaklaşık 2,5 saat sürdü ve canlı olarak yayınlandı yine sosyal paylaşım sitelerinden. Şunu da söyleyelim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ 3 kamerayla bu yayını yaptı ve İzmit Belediyesi'ne de böylesi bir yayın desteği verildi. Bunun da altını çizelim. İzmit Belediyesi bununla ilgili herhangi bir para da ödemedi. Bunu da bir parantez içerisinde değerlendirelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ ile İzmit Belediyesi arasında yapılan bir çalışma bu. Tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi arasında yapılan bir başka çalışmada Halk Süt'te İzmit'ten, Kocaeli'den, tüm ilçelerden süt sağlanması da yine bir başka çalışma olduğunda buradan bir kez daha vurgulayalım. Evet, 2,5 saat süren bu çalışma sırasında meclis toplantısında tabii ki önemli gündem maddeleri vardı. Bunlardan bir tanesi 3 mekan için istenilen alkol ruhsatıydı. Komisyona havale edilmişti ama AKP ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla bu 3 mekana ruhsat verilmesi kabul edilmedi, reddedildi. Tabii ki bu ne getirecek, ne götürecek biraz sonra yorulmayacağız. 63 iş makinesinin alımı için meclis üyelerine komisyondan gelen çalışma sonrasında meclis üyeleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet'e yetki verdi. Evet, yaklaşık 3 aylık bir süren, 4 aylık hatta süren bir tartışma sonrasında Adalet ve Kalkınma Partili ve Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri artık halktan gelen talep sonrasında 63 iş makinesinin alımı için kredi kullanılması ve gerekli çalışmayı yapması için Başkan Fatma Kaptan Hürriyet'e yetki verilmesini onayladı. 4 veya 5 aylık bir çalışma sonrasında, çünkü bunlar 4 ay önce gündeme geldiğinde kabul edilseydi, en azından şimdi ihaleler yapılmamış olacaktı, kiralama ihalesi olmayacaktı, belediyenin kasasından bu kadar para çıkmayacaktı ve o paralar çıkmak yerine alınacak iş makinalarıyla belediye kendi iş makinesi parkuruna sahip olmuş olacaktı. Ama inat var ya, şu inat siyasette ne yazık ki halkın bu kadar para harcamasına neden oldu. Bu kadar geç bir süreç içerisinde AKP'li ve MHP'li meclis üyelerinin onay vermesi, gelen halktan baskı sonrasında bunun karşısında duramamalarının net bir göstergesi değerli izleyiciler. İzmit Belediyesi'nin 2000 yılı tahmini bütçesi ise 300 milyon lira olarak kabul edildi. Mecliste de bu oylama yapıldı. Mecliste bir başka değerlendirme daha vardı. 8 ile 11 Kasım arasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet'in yurt dışına inceleme gezisi yapması. Şimdi buradan biz şunu eleştirmiştik. 29 Ekim'de Adalet ve Kalkınma Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın
Fransa'ya Strasbourg'a gitmesini eleştirmiştik. Bayrama neden katılmıyor ki? Böylesi bir program yapılırken Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bayramı olan Cumhuriyet Bayramı'na neden katılmıyor diye eleştirmiştik. Şimdi yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 10 Kasım'da yapılacak anma etkinliklerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yurt dışına gideceği için katılmayacak. Bunu da eleştiriyoruz. Planınızı, programınızı, yaptığınız çalışmayı buna göre yapmalısınız. 10 Kasım'da buradan gidemezsiniz. Gitmemelisiniz. Siz ki bu ilde Atatürk'ün kurduğu partinin temsilcisi olarak oturduğunuz İzmit Belediyesi koltuğundan 10 Kasım etkinlikleri veya 10 Kasım anma programlarını es geçerek yurt dışına gidemezsiniz. Gitmemelisiniz. Yardımcınızı gönderirsiniz, başka bir ekibi gönderirsiniz ama İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 10 Kasım anma etkinliklerini es geçerek bırakarak yurt dışında herhangi bir çalışmaya gitmemeli. Nasıl Tahir Büyükakın'ı 29 Ekim'de gittiği için eleştirmiştik. Aynı eleştiriyi de 10 Kasım'da anma etkinliklerinde bulunmamacağı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de eleştiriyoruz buradan. Onu da altını çizelim. Programını, planını ona göre yapmalıydı. Yardımcısını göndermeliydi. Kendisi 10 Kasım anma etkinliklerinde burada olmalıydı ki temsil ettiği partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım'da aramızdan ayrılışıyla ilgili yapılacak anma etkinliklerinde olmalıydı diyelim değerli izleyiciler. Buradan da bu dipnotu sizlerle paylaşalım. 6 Kasım 1936 İzmit için önemli bir tarih. Nedir bu önemli tarih? İzmit Seke Fabrikası 6 Kasım 1936'da hizmete girdi. İzmit için, Kocaeli için, Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir fabrikaydı. Fabrikaydı diyorum. Neden? 2005 yılında yani atıldıktan 83 yıl sonra Seka AKP iktidarı tarafından kapatıldı. 6 Kasım 1936'da hizmete giriyor. İzmit için, Kocaeli için, Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir tesis, çok önemli bir fabrika. Bu kentte yaşayan herkesin mutlaka işinde olduğu akrabası, annesi, babası, amcası, kim varsa mutlaka ucundan tutulduğu, ucundan ilişkisi olduğu İzmit Seke Fabrikası 2005 yılında kapatıldı. 83 yıl sonra AKP tarafından. Onun için 6 Kasım 1936 tarihi İzmit için, Kocaeli için önemli bir tarihtir. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kapattığı bir SEKA'nın hizmete girdiği tarihtir. LPG'ye dün gece yarısından itibaren 10 kuruş zam yapıldı. Şimdi bakıyoruz enflasyon tek halinde. Zamlar ardı ardına geliyor. Yapılacak zamların oranı %22'lerin üzerinde söyleniyor. Yani yeni yılda yapılacak rutin zamlar var. Değerli kağıtlara, pasaportlara, ehliyetlere gibi birçok zam var. Bunların oranı da %22'nin üstünde. Ama enflasyon tek hanede. Kağıt üzerinde enflasyonu tek haneye düşürebilirsiniz. Kağıt üzerinde faizleri tek haneye veya faizleri daha da aşağı indirebilirsiniz. Ama halkın enflasyonu, halkın içerisindeki yaşadığı o satın alamama, evine ekmek götürememe, çarşıda pazarda sürekli işte ne alacağım dar bütçeyle onu düşünmesini nasıl engelleyeceksiniz? Ekonominin dibe vurduğu bir ülkede enflasyonu bu noktaya nasıl getiriyorsunuz kağıt üzerinde? Nasıl hesaplıyorsunuz? Nasıl bununla ilgili pembe tablolar çiziyorsunuz? Umarım sizin dediğiniz doğrudur ama halkın enflasyonu veya halkın içinde bulunduğu durum, halkın içinde bulunduğu ekonomik durum ne yazık ki sizin çizdiğiniz pembe tablo gibi değil. Şimdi normal bir ülkeye bakıyorsunuz. Ekonominin farklı olabileceği veya işte çalışmaların daha farklı olabileceği. Ama bakıyorsunuz Merkez Bankası'nın görevden çözümü dinlemedim diye alındığının açıklamasını yapılıyor. Merkez Bankası bakıldığında dünyada ekonomi konusunda bağımsız bir birim olması, bağımsız bir kurum olması gerekiyor. Ama yapılan açıklamalarda sözümü dinlemedi Merkez Bankası, görevden aldım yerine sözümü dinleyeni getirdim mantığı var. Umarım bu söylediklerimiz veya bu konuştuklarımız bizim ülkemiz içerisinde, yurt dışında daha farklı şekilde bakılmaz. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önemine vurgu yapan, ekonominin daha ileriye gitmesine vurgu yapan ülkeler bu konuda
Bakalım nasıl bir değerlendirmede bulacak, bunları da yine izleyeceğiz. Ama 10 kuruşluk bir zam LPK'ye yapıldığını bir kez daha vurgulayalım. İzmit'te uzun zamandır konuşulmuştu. Mahkeme kararı bağlamıştı ama daha sonra bozuldu ve tüysüzler davası bugün yeniden başlıyor değerli izleyiciler elimizdeki mahkemelerde. Şimdi bir başka nokta. Yine bir Derince Belediyesi'nin eski başkanı Ali Haydar Bulut'un sokak ortasında ayağından vurulması ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianame hazırlandı. Şüpheli Burhan Ç. çay ocağımı yıktı. Kazandığım ihaleyi iptal etti ve bu nedenle bir anlık sinirle hareket ettim. Ayağından yaraladığım şeklinde bir savunması var, bir açıklaması var değerli izleyiciler. Önümüzdeki süreçte mahkeme sürecinde bu daha da detaylandırılacak ama çay ocağımı yıktı, ihaleyi iptal etti. Ben de sinirlendim, vurduğum şeklinde bir değerlendirmesi var. Sanık'ın bununla ilgili süreci hep birlikte takip edeceğiz. Dün bir zamanların siyaset tarihine çok önemli bir isminin ölüm yıl dönümüydü. Karaoğlan lakaplı ve dağa taşa, evet o dönemde 77 seçimlerinin öncesinde 76'larda 75'lerde dağa taşa Karaoğlan yazılan, bu ülkemizin dağına taşına Karaoğlan yazılan Bülent Ecevit'in ölüm yıl dönümüydü değerli izleyiciler. Aynı zamanda Kıbrıs Barış Harekatı'nın da mimarıydı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın kararını veren, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay almadan o cesareti göstererek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güvendiğinin cesaretini göstererek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay almadan Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ayşe tatile çıksın sözcüğü ile ki bunu veren yine aramızdan ayrılan rahmetli Turan Güneş İngiltere'deki görüşmeler sonrasında oradan mesaj göndererek Ayşe tatile çıksın mesajıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nı sabah saatlerinde başlatan o Barış Harekatı'nın bugün Kıbrıs'taki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuşsa onun en önemli mimarı olan Bülent Ecevit'in aramızdan ayrılışının ölüm yıl dönümüydü. Ve DSP yani Demokratik Sol Parti İl Örgütü dün Fevziye Camii'nde Bülent Ecevit anısına helva dağıttı. Değerli izleyiciler, bunu da bir dipnot olarak belirtelim. Şimdi dün yine bir başka tören vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükak'ın plaj yoluna kadar uzanan ve pazartesi günü açılacak olan tramvay hattını Akçara'ya binerek test etti. Batman olarak direksiyona geçen Büyükak'ın 2035 yılında ulaşmayı hedefledikleri yolcu sayısına 2025 yılında ulaşacaklarını belirtti. Yani 2035 yılında hedef vardı, onu 10 yıl evvel yakalayacaklarının altını çiziyor. Bundan sonraki süreçte adliye, stadyum ve şehir hastanesi hattı için de çalışacaklarını ifade etti şeklinde bu açılışta bir değerlendirmesi var. Gölcük'te masaj salonunda fuhuş baskını yapıldı dün değerli izleyiciler. İki kişi gözaltına alındı ve tutuklandı bu iki kişi. Ve bir spor haberiyle gündemi bitirelim. Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlu bir maça çıkacak. Kendi sahasında 1-0 yenildiği Real Madrid'le rövanş maçına çıkıyor değerli izleyiciler. Dördüncü hafta karşılaşmaları. Galatasaray Real Madrid karşısında kaybettiği takdirde Şampiyonlar Ligi macerasına matematiksel olarak da nokta koyacak. Eğer kazanırsa iki maça kalan diğer iki maça da iddiasını sürdürecek. Tabii ki iki maça iddiasını sürdürürken kaybettiği durumda da UEFA Avrupa Ligi'ne devam etme şansı da bulunuyor. Üçüncü olmak kaydıyla. Bunun için de kulüp burcu burada yenmek zorunda olacak değerli izleyiciler. Bunun da altını çizelim. Yarın bunun maç sonrasındaki konumuna baktığımızdaki sonuca göre de değerlendirmesini ve puan durumunda sizlere daha farklı şekilde paylaşacağımızın altını çizelim. Bu arada Kocaspor çalışmaları devam ediyor. Liderliği tekrar yakaladı Kocaspor. Umarım bir daha hiç oradan inmez. Ama şu çok net. Burada pazartesi günkü programda da söylemiştim. Bir Kocaspor gibi şampiyonluğu oynayan bir takım deplasmanda 2-0 öne geçiyorsa 2-2'yi vermemeli. 3-2 öne geçiyorsa 3-3'ü vermemeli. Belki maçı kazandık ama buradan da mutlaka
ders çıkarmak zorundayız. Her karşılaşma veya her rakip Alemdağ gibi olmaz. O yüzden biraz daha dikkatli olmak zorundayız. Şampiyonluk yolunda bunlar önemli mesajlardır, önemli noktalardır. Bunları iyi değerlendirirsek veya bu mesajları iyi alabilirsek önümüzdeki süreç içerisinde daha etkili ve daha planlı programlı bir takım oluruz diye düşünüyorum. Evet, geldik Gazete Turu'nun ilk gazetesine. Nedir? Bizim Yaka gazetesiyle başlıyoruz değerli izleyiciler. İnşaat ruhsatı kontrol ve denetim yok ama üst başlığıyla huzur evi yükseliyor. Evet, ilginç bir iddialı bir haber. Kocaeli Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait Turgut Mahallesi'ndeki huzur evi inşaatının yapı ruhsatı olmadığı ifade edildi. Bakın, inşaatın ihalesi yapılıyor, yapı ruhsatı olmadığı iddia ediliyor. Devam ediyorum. YİKOP tarafından 29 Ocak 2019'da gerçekleşen ihaleyi 19 milyon 811 bin TL teklif vererek alan Taşlar Yapı İnşaat'ın demir ve beton testlerini kime yaptırdığı da merak konusu olduğu şeklinde bir alt başlık var. Şimdi şurada bir kere önce şu YİKOP'un açılımını bir sizlerle paylaşalım değerli izleyiciler. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın yaptığı ihale ve bu ihaleyi alan firma ki 19 milyon 811 bin TL teklif vererek ihaleyi alan Taşlar Yapı İnşaat'ın demir ve beton testlerini kime yaptırdığı da merak konusu şeklinde bir soru soruluyor gazetenin hemen manşetin altındaki bölümde. Tabii ki burada ilginç iddialar ve ilginç tespitler ortaya çıkabilir. Bu konuda haberin içerisine baktığımızda çok somut bir değerlendirme yok. Ama şunu söyleyelim, iki tane de ara başlığı var haberde. Yapı ruhsatı yok şeklinde, takas yapılmadığı şeklinde, yerin İzmit Belediyesi ve Kocaeli Valiliği arasındaki süreç içerisinde takas yapılmadığı şeklinde de bir değerlendirmesi var. Yine Galip Ataman'ın köşesi anons edilmiş, Milli Eğitim'de iki önemli proje şeklinde. Şimdi değerli izleyiciler, burası huzur evi. Huzur evinde kalacak yaşlılar var. Buradaki yapılacak çalışmanın, yapılacak inşaatın ve hizmete gelecek bölümün çok iyi kontrol edilerek yapılması gerekir. Yapılıyor mu, yapılmıyor mu, bu konuda çok net bir değerlendirme yok. Sadece iddia var burada. Umarız yapılıyordur ki devletin kurumları bu şekilde bir ihaleye veriyorsa kontrol mekanizmasında işletir diyelim ve devam edelim gazetenin hemen sağ tarafından. Başkan Büyükak'ın plaj yolu hattının test sürüşünü yaptığı şeklinde Diren Çelik imzalı bir haber var sağ tarafta. 55 Büyükak'ın alnından öptü. Alnından öpme yarışması vardı değerli izleyiciler. 55 öpmüş. Aydın Ünlü bakalım ne zaman öpecek. Sahilde erkek cesedi bulundu. Ki Gebze'de bu durum değerli izleyiciler. Evet. Kimya fabrikasında yangın. 3 kişi yaralandı Dilovası'nda. Cezaevi firarisi yakalandı Körfez'de. Pembe Köşk tamamlanıyor. İzmit'te bir haber. Büyükşehir Belediyesi'nin haberi değerli izleyiciler. Tırı yanan sürücü ve yakınları itfaiye erine saldırdı. Yani yangını söndürüyor itfaiyeciler. Onlara saldırıyor. O da ilginç Körfez'de. Top oynarken fenalaşan Yiğit hastanede öldü şeklinde de Yiğit'in fotoğrafıyla acı bir haber verilmiş hemen sağ tarafta. Peki İzmit Belediyesi'nin meclisiyle ilgili nasıl bir haber var? Alkollü mekana ruhsat izni yok şeklinde bir üst başlık var. Hürriyet, ruhsatsız olan hayal kahvesine neden engel olmuyorsunuz şeklinde bir soru yöneltiyor. 3 mekana alkol ruhsatı verilmemesi sonrasında böyle bir soruyu meclisteki üyelere soruyor değerli izleyiciler. İzmir simidi coğrafi işaret olarak tescillendi şeklinde İzmir simidinin tescillendiğini Kocaeli Ticaret Odası'nın yaptığı girişim sonrasında böyle bir tescil alındığında altını çizelim. Bir başka sol taraftaki bir habere bakalım. Bilgi Köprüsü'nde kan bağışı kampanyası üst başıyla lösemi çocuğa bağış yapan duyarlı öğretmene plaket şeklinde bir haber var. Evet, eğer olanağınız varsa, eğer vücudunuzda bir hastalık yoksa mutlaka kök hücre konusunda yardımcı olalım. Bakın, bir damla kanınız bir kişinin hayatını kurtarabilir. Onunla ilgili çalışma yapalım. Onu duyarsız kalmayalım. O şekilde de yardımcı olalım değerli izleyiciler. İzmit MTLA yani MTLA'dan ayın öğrencisine ödül şeklinde bir haber var. Açılımına söyleyelim. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
den ayın öğrencisine ödül şeklinde bir haber vermiş. Bu haber, bu okul İzmit'te hemen merkezde. Benim oradan mezun olduğumun altını çizelim, elektrik bölümünden. Benim girdiğimde orası sanat okuluydu. Birinci sınıfta, daha sonra İzmit Endüstri Meslek Lisesi oldu. Şimdi ise İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ismi bu şekilde değerlendiriliyor değerli izleyiciler. Evet, bizim yakayı geçtik. Bizim yakayı birinci gazetemizi bitirdik. Geliyoruz ikinci gazetemize, yani Kocaeli Gazetesi'ne. Şimdi Kocaeli Gazetesi'nde ilginç bir başlık var. İlginç bir manşet var. Belki de o 3-4 ayın veya 4 ayın özetinin bir manşeti. Onu manşeti daha sonra sizlerle paylaşayım. Hemen sol tarafta, logonun sol tarafında Kocaeli'de 4 kişi ıspanaktan zehirlendi şeklinde bir haber var. İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney'in fotoğrafıyla ve ıspanağın fotoğrafıyla. Şimdi bu kent ülkede tarım olmazsa olmaz. Özellikle bizim yöremizde de tarım birçok sebze, meyve üretiyor ve bu pazarlarda, marketlerde halde satılıyor. Ispanak, yıllardır yediğimiz, içtiğimiz ve işte içinde demir olduğu söylenen ve çocuklara yararlı olduğu altı çizilen ıspanak ve ıspanaktan zehirlenen 4 kişi ilimizde. Ülke genelinde de baktığında İstanbul'da da var. Tekirdağ tarafında da söz konusu zehirlenmeler. Ya ıspanaktan zehirlenen bir ülkeyiz. Ispanak gibi tarlada yetişen ve tarlada yetiştikten sonra alıp iyi yıkanıp daha sonra kaynatılarak pişirilen birçok yemeği var. Haşlanır, işte etli, kıymalı yemeği yapılır gibi gibi birçok şey var. Börek yapılır, ıspanaklı börek. Birçok şey bulunan bir ıspanaktan, sebzeden zehirlendi bu ülkede yaşayan insanlar. Ve bu tarihimize yazıldı. İlimizde de 4 kişi zehirlendiği tarafından açıklanıyor İl Sağlık Müdürü tarafından. Herhalde başka bir ülkede yoktur böyle bir şey. Yıllardır yediğimiz ıspanaktan zehirlenilen insanların ne kafa yapısında, nasıl olduğu, tarımın nasıl kontrol edildiğini çok net gösteren bir durum. Tam mevsimi 1 lira 1,5 liraya kadar düştü, kimse yüzüne bakmıyor çünkü zehirleneceğim diye korkuyor, almıyor insanlar. Böylesi bir ülke yönetiminin içerisindeyiz. Böylesi bir tarım bakanı var mı bu ülkede? Tarım il müdürü var mı bu ilde? Bunlar neden kontrol edilmiyor? Neden bakılmıyor? Birçok şey şekilde değerlendirmeler var. Yok ilaçtan, yok sudan, yok topraktan, toprağa karışan zehirli maddeden. Ya birçok faktörü var bunun. Neden bunun önlemi alınamıyor? Teknolojinin bu kadar ileri olduğu bir dönemde, teknolojinin tavan yaptığı bir dönemde, neden siz ıspanağın rahatlıkla yenebilecek bir sebze olduğunu ortaya koyamıyorsunuz? Ey yönetenler, ey bu ülkede bakanlık yapanlar, müdürlük yapanlar, koltuklara oturanlar. Bunu sağlayamıyorsunuz ve insanlar zehirleniyor. Bir şey söyleyeceğim, bu kadar, fazla bir şey söylemeyeceğim. Tüysüz kardeşlerin davası sil baştan bugün başlıyor şeklinde bir başka haber konulmuş. Yine küpür, gazete küpüründen verilmiş ki daha evvel bunun yapılacağı konusunda bir değerlendirme vardı. Gazete yine bunu haber yapmıştı. Onun da altını çizelim. Gelelim manşete. Ekim ayında yapılan İzmit Belediyesi Meclis toplantısında krediyle araç alınmasına destek vermemişlerdi etiketiyle. AKP'den araç alımında geri vites. Evet, AKP'den araç alımında geri vites şeklinde bir manşet kullanmış Kocaeli Gazetesi bugün birinci sayfasında. Daha önce araç alımı için başkan hürriyete yetki vermeyen AKP ve MHP'li meclis üyeleri dünkü meclis toplantısında geri vites yaparak çöp kamyonu ve iş makinelerinin krediyle alınması için başkan hürriyete yetki verdi şeklinde bir alt başlığı var. Bu kez yetki verdiler şeklinde bir ara başlığı var haberin. Özgün Erbulan
bu habere imza atmış. Gazetenin birinci sayfasında. Peki meclis toplantısından ellerin kalktığı bir fotoğraf var. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in fotoğrafı var. Yine o fotoğrafın içerisinde AKP ve MHP'liler yapılan oylamada CHP'lilerle ile birlikte el kaldırarak başkan Hürriyet'e yetki verdi şeklinde bir farklı bölüm var. AKP'den alkol ruhsatına red şeklinde yine bir başka meclisteki tartışmanın da haberi verilmiş gazetenin birinci sayfasında yaklaşık yarım sayfanın altına inen haberde. Hemen bunun altına doğru iniyoruz değerli izleyiciler. Tabii alt tarafta neler yazılmış, alt tarafta nasıl haberler verilmiş onlara da bir bakalım. Sol tarafa geçiyoruz. Erdoğan Kazan'ı hastanede ziyaret etti. Evet, Şevket Kazan hastanede yatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir zamanlar bakanlık yapan, Kocaeli Milletvekilliği yapan Şevket Kazan'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuş. Cemal Turgay fotoğraf sergisi açıldı. Evet, gerçekten bakıldığında bu kentte fotoğrafçılık dediğinde önemli isimlerden bir tanesiydi. Atmacı ve Cemal Turgay aynı dönemlerde fotoğrafçılık yaptı. Şimdi anda Yükseller bunların devamını yürütüyorlar. İşte Avni Kemal Yüksel kardeşler bu işi yapmaya çalışıyor. Ama fotoğrafçılık bakıldığında o dönemin fotoğrafçılığının içerisinde Cemal Turgay önemli bir isimdi. Onun sergisi vardı Cumhuriyet Parkı'nda. Cuma gününe kadar açık. Bunun da altını çizelim. Evet, hemen yan tarafına bakalım. Nasıl bir haber kullanılmış? Balkona tırmanıp evi soydular şeklinde Körfez'deki bir haber verilmiş. Kurdun yerine mülayim atandı şeklinde Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir haber. Evet, yine Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir başka haber. Yeni tramvay hattının deneme sürüşü yapıldı. Kim yaptı? Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın bu sürüşü gerçekleştirdi. Onun altına hemen bakalım ki pazartesi günü devreye girecek. Pazartesi günden itibaren çalışmaya başlayacak tramvay. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otogar ile SK Park Eğitim Kampüsü arasındaki hizmet veren Akçaray tramvay hattını plaj yoluna kadar uzattı. Çalışmaların tamamlandığı 2.2 kilometrelik yeni hatla ilgili ilk sürüşü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükak'ın yaptığı plaj yolu hattının pazartesi günü hizmete gireceği öğrenildi şeklinde Özgün Erbulan'ın imzalı haberi verilmiş. Hemen ikinci manşet gibi alt tarafta değerli izleyiciler. Santec 2019 bugün başlıyor. Saat 12'de bir resmi açılış töreni gerçekleştirilecek. Masaj salonunda fuhuş operasyonu haberi de verilmiş yine gazetenin hemen alt tarafındaki bölümde. Evet, geçiyoruz nereye? Özgür Kocaeli gazetesine. Özgür Kocaeli gazetesi nasıl bir manşet atmış? Tahir Hoca Vatman oldu şeklinde Vatman koltuğundaki bir fotoğrafın yanına bir etiket konmuş. Tramvay attı, plaj yoluna ulaştı şeklinde bir manşet konulmuş. Tahir Büyükak'ın alnından öpürken de Mehmet Elibeş'in fotoğrafı verilmiş haberin içerisinde. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından okullar bölgesine uzatılan tramvay hattının plaj yolu hattı da tamamlandı. Tramvay bundan böyle otogar plaj yolu arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak şeklinde bir bölüm var haberde. Deneme süresi tamamlandı. Ulaşım konfora ulaştı şeklinde de haber verilmiş değerli izleyiciler. Bakıyorum haberde atlamamak adına imza var mı? Evet, Suriye Çatak Tek bu habere imza atmış değerli izleyiciler. Gölcük'te Narkotik Şube, evet, Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Gölcük'te düzenlenen törenle Narkotik Şube hizmete girdi. Onun da altını çizelim. Gazetede böyle bir haberi paylaşmış. Bu plaj yolu travma yattı bölümünde ise yine Batman koltuğu, Mehmet 55'in Başkan Büyükak'ın alnından öperken fotoğrafı ve tramvay önünde yine çalışanlarla birlikte bir fotoğraf verilmiş. Santec 2019 açılıyor. 96.713 kişi imar barışından yararlandı şeklinde bir haber var. Hemen alt tarafta araç alımına evet, içkili mekana hayır şeklinde meclisten toplantından haber verilmiş. Suriye Çatak Tek tarafından imza atılmış bu habere. Araç için onay, alkol ruhsatı geçmedi şeklinde bir başka bölüm. Viyana gezisi ki bunu bir kez daha vurgulayalım. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 10 Kasım anma etkinliklerinde burada olmayacak. Viyana'da olacak. Bunu nasıl Tahir Büyükak'ın 29 Ekim'de
Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmayıp Fransa'ya gittiğini eleştirmişsek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in partisinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının ölüm yıl dönümünde, yani 10 Kasım'da etkinliklerde olmayacağı da yine eleştirdiğimiz bir başka nokta. Planını, programını ona göre yapmalıydı Başkan Hürriyet. Bu programa gideceğine 10 Kasım etkinliklerinde, 10 Kasım anma etkinliklerinde burada görevinin başında olmalıydı ve etkinliklere katılmalıydı. Bunu da altını çizelim. Villadaki fuş parolası şeklinde bir başka haber var. Yeni kumaşlar geldi. Evet, parola bu. Arıyorsunuz telefonla. Size diyorlar ki yeni kumaşlar geldi. Siz de gidiyorsunuz. Yeni kumaşları görmeye. Ecevit için helva. Açılışta da söyledim. Demokratik Sol Parti İl Örgütü Fevziye Camii'nde dün başbakanlık yapan, o dönemin karaoğlanı olan ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı Bülent Ecevit için ölüm yıldönümünde helva dağıttı. Haber de verilmiş gazetenin hemen alt tarafında değerli izleyiciler. Evet, ilk üç gazeteyi noktaladık. Ve ilk bölümümüzü noktalıyoruz değerli izleyiciler. İkinci bölüme geçeceğiz ama ilk bölüme bitirdiğimizde cici kızlar para 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 diyecek. Ondan sonra reklamlarımız var. Onun arkasından ikinci bölümde diğer üç gazete ve üç ilçe gazetesi köşe yazarlarıyla karşınızda olacağız. Türk
Türkiye'de fark yaratan lezzet, şimdi Körfez'de. En lezzetli patateslerin taptaze kaşar peyniriyle muhteşem buluşmasının adı. Tarihi Ortaköy kumpircisi. Lezzetine doyum olmayan taze meyveleriyle mis gibi waffle. Bu eşsiz lezzetleri siz de tadın diye sizleri Marmara Bölgesi ve Kocaeli yetkili bayimizle bekliyoruz. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Dalbastı Sokak, Petkin Park, 2 sitesi Körfez, Kocaeli. İletişim 0262-500-0036, 0555-108-4403. Fark yaratan tarihi lezzet, tarihi Ortaköy kumpircisi. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262-353-4221. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Klibimiz ve reklamlarımız sonrasında tekrar birlikteyiz değerli TV 262 izleyicileri. Evet, manşetler programındayız. İlk bölümde 3 gazeteyi geride bıraktık. Bundan sonraki sürecimiz içerisinde 3 il gazetesiyle devam edeceğiz. 3 ilçe gazetesi ve köşe yazarlarıyla internetteki köşe yazarlarını sizlere yorumlamaya çalışacağız. Tarihler 6 Kasım 2019 Çarşamba'yı işaret ediyor ve bugün de yoğun gündem içerisinde tramvay konusu gündeme çıkmış durumda. İzmit Belediyesi'nin dünkü meclisi yine gazetelerde gündem oluşturmuş durumda ve Demokrat Kocaeli Gazetesi ile devam ediyoruz. İlk testi Başkan Tahir Büyükakın yaptı etiketiyle tramvay plaj yoluna ulaştı manşeti kullanılmış Memlüt Soysal yönetimindeki Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde.
Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın batmanlık yaptı ve tramvay hattına eklenen 15. durak olan plaj yolu hattını test etti şeklinde bir alt başlık var. Batman koltuğunda hedef 70 bin yolcu, 2 yeni hat daha şeklinde 3 tane de ara başlığı var haberin değerli izleyiciler. Habere Boran Kayalar imza atmış. Batman koltuğundaki Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın fotoğrafı. Büyükakın'ı alnından öptü şeklinde Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Mehmet Ali Beş'in Büyükakın'ı alnından öptüğü fotoğraf ve yine başkan ve protokol işçilerle şeklinde bir tramvay önündeki fotoğraf habere destek vermiş değerli izleyiciler. Evet, yarım sayfanın üstünde bir manşet haberle bugün okuyucusuyla buluşmuş Demokrat Kocaeli gazetesi. İkinci manşet olarak ne konulmuş? Sevgi dolu ziyaret şeklinde bir ikinci manşet var gazetede. İl Jandarma Komutanlığı lösemi haftası dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti şeklinde bir alt başlığı var haberin. Aslan da katıldı, hediyeler verildi. Abbas Çakar imza atıyor bu habere değerli izleyiciler. Pişkince gülerek adliyeye gittiler. Yine Abbas Çakar imzalı bir haber. Dolandırıcı dayı İstanbul'da yakalandı. Yine Abbas Çakar imzalı bir asayiş haberi. 131 kişi yakalandı. Yine Abbas Çakar imza atmış bu asayiş haberine de. Hemen ikinci manşetin altında Hürriyet'e kısmi yetki şeklinde bir İzmit Belediyesi'nden meclisten bir haber verilmiş. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in araç satın almasıyla ilgili talebi dün bir kez daha meclis gündemine geldi. Alt başlığı var. Sınırlı yetki iş makineleri için yani 63 iş makinesi alımı için kredi kullanılması ve bu alıma imza atması konusunda meclis üyeleri yetki verdiği İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e. Evet, sol tarafa bakıyoruz. Kan stokları arttı şeklinde Kızılay'ın yaptığı kan bağışı ile ilgili haftayı nedeniyle kan stoklarının artması sevindirici bir haber olarak verilmiş. Masaj salonunda fuhuş baskını yine Abbas Yakar imza atmış bu habere. Kızılay haberine de Burçin Sağlam Aysu imza atmış değerli izleyiciler. Evet, bunları okuyarak, bu isimleri okuyarak imza haberlerin altına muhabirlerin imzasını atmasılmasını, konmasını en azından söylediğimiz ve altını çizerek belirttiğimiz şekilde gazeteler çoğu kez kullanıyor. Biz de bunları gönül rahatlığıyla okuyoruz. Çünkü bunun yazılmasında biraz da payımızın olduğunu düşünüyoruz. Evet, Mevlüt Soysal nasıl bir köşe yazmış bugün? İzmit neden vakit kaybediyor şeklinde bir başlıkla köşe yazmış. Gazetenin birinci sayfasında da anons edilmiş bu şekilde. Geldik Mavi Kocaeli gazetesine. Gazeteler bugün 3 aşağı 5 yukarı büyük olasılıkla hepsi aynı manşet gibi kullanılmış. İki tane önemli konuyu kullanmışlar. Bir tanesi tramvay hattının test sürücüsü, bir tanesi de İzmit Belediyesi'nin meclisinin toplantısı. Mavi Kocaeli gazetesi nasıl bir manşet kullanmış? Plaj yolu güzergahını Büyükakın test etti şeklinde bir manşet kullanmış. Tramvay hattının plaj yolu bölümünde deneme sürüşü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından yapıldığı şeklinde bir alt başlık var. Seferler pazar günü başlıyor. 3 yeni hat hizmete girecek şeklinde de 2 tane ara başlığı var haberin. 5. sayfada haber gönderilmiş. 55 Büyükakın alnından öptü şeklinde bir başka haber var. Yine tramvay önünde işçilerle birlikte, çalışanlarla birlikte protokolün fotoğrafı. Tahir Büyükakın'ın Batman koltuğunda oturduğu bir fotoğraf. Peki hemen kulakta ne var? Yani logonun yanında İzmit Meclisi'nde 63 iş makinesine AK Parti'den onay şeklinde bir haber verilmiş. Değerli izleyiciler, Hürriyet geri adım atmadı şeklinde de gazetenin küpürü gene hemen yukarıda paylaşılmış. Daha belki habere, yani bununla ilgili haberi de paylaşılmış değerli izleyiciler. Sol tarafa geçiyoruz. Güvenlik tedbirleri konuşulmuş şeklinde Kocaeli Valiliği'nin başkanlığında yapılan il koordinasyon kurulu toplantısında silah kaçakçıları Kocaeli'de atölye kurmuş şeklinde bir başka asayiş haberi. Çubuklu balığa doğalgaza kavuşuyor şeklinde İzmit Belediyesi'nin yaptığı bir girişim. Helek yalısı Komek'te yaşatılıyor. Kocaeli çiçekçiler peyzaj fuarında. Şimdi bu helek yalısı ile ilgili bir değerlendirmede bulunmak istiyorum zaman sırası gelmişken. Çin ipek helek yalısı için patent başvurusunda bulunmuş ve almış. Çin'de Heleke isimli bir yerde kurulmuş.
Biz de diyoruz ki gerekirse bizim, biz de patent başvurusunda bulunduk. Kocaeli Ticaret içerisinde yapılan bu çalışmalar içerisinde bu patentin alındığına dair de bilgi var bize, verilen bilgiler doğrusunda. Çin de bizim diyor. İkilik dünyada böylesi bir durum söz konusu. Ama biz biliyoruz ki hele ki İpek Adası'nı Kocaeli'de Körfez ilçesine bağlı bölümde hele ki üretiyordu. Daha evvel buranın fabrikası vardı. Ama biz işte şaka fabrikasını nasıl kapattıysak orayı da kapattık. Modernleştiremedik. Günümüzün koşullarına uygun hale getiremedik ve kapattık. Aynı Sekre'yi olduğu gibi Hareket'teki fabrikayı da, halı fabrikasında, dokuma fabrikasında kapattık. İşte böylesi bir süreci yaşıyoruz. Halbuki biz oraları modernleştirebilseydik, günün koşullarına uygun hale getirebilseydik, orada şu anda insanlar çalışıyordu, üretim yapılıyordu, ülkemizin bir markası çok daha farklı şekilde dünyaya tanıtılıyordu. Çin de kalkıp bu şekilde bir girişim yapamazdı eğer biz orayı sürdürebilseydik. Hani şey SEKA, İzmit müessesesi içinde geçerli. Biz bugün gazetelerin basıldığı kağıdı dışarıdan alıyoruz değerli izleyiciler. Halbuki orada gazete kağıdı basılıyordu. Halbuki orada kağıt üretiliyordu. Halbuki orada yaklaşık bir dönem 4000-5000 arasında insanlar çalışıyordu. Ama şu anda yok, çalışmıyorlar. Şu anda film çekiliyor orada. O fabrikanın olduğu yerde şu anda dizi filmler çekiliyor. Ama 4000 kişinin, 4500 kişinin, 5000 kişiye kadar ulaşan bir kişinin üretim yaptığı bir fabrika tesisinden bahsediyoruz. Şu anda markamız yok. Şu anda üretim yapamıyoruz. Şu anda ürettiğimiz ıspanaktan bile insanları zehirliyoruz. Yaptığımız çalışmadan dolayı. Yaptığımız yanlış girişimlerden dolayı. Ama biz böylesi değerlere sahip çıkamadığımız için bu durumla karşı karşıya olduğumuzda bir kez daha buradan vurgulayalım. Ispanak zehirlenmeleri Kocaeli'de sıçradı şeklinde hemen biraz evvel söylediğimle ilgili bir haberde kullanmış Mavi Kocaeli gazetesi. İkinci manşet gibi. Sahilde erkek cesedi bulundu Gebze'de. Balkona tırmanıp evi soydular. Böyle bir artık insanlar aç, para bulabilmek veya bir şeyler alabilmek için hırsızlığın arttığı bir, fuhuşun arttığı bir dönemdeyiz. İnsanlar geçinecek parayı bulamazlarsa hırsızlıkla bunu sağlamaya çalışıyorlar. Fuhuşla bunu sağlamaya çalışıyorlar. Bu bir çöküşün göstergesidir. Ekonomik çöküşün göstergesidir. Siz oturduğunuz koltuklarda pembe tablo çizseniz bile bu işin gerçeği bu işte. Hırsızlık ve fuhuşun arttığı bir ülkede ekonomi çökmüştür. Vergilerin üst üste yüklendiği bir ülkede ekonomi bitme noktasına gelmiştir. Siz insanların özel alanı olan özel otomobillerinin başında, direksiyonun başında sigara içmesini ceza veriyorsanız ekonominizin, kasanızın boşaldığı, nerelerden para bulabilirimi ortaya koyduğunuz bir dönemi yaşıyorsunuz demektir. Enflasyonun %8 olduğu, %8,5 olduğu, yılbaşından sonra yapılacak işte ehliyete, pasaporta, değerli kağıtlara yapılacak zam oranının %22,8 olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ekonominin iyi gittiğini söylüyorsunuz. Devam ediyoruz. Kimya fabrikasında patlama, 3 kişi yaralı. Hemen alt tarafa doğru iniyoruz. Tırı yanan sürücü ve yakınları itfaiye eline saldırdı. Halbuki itfaiyeciler o tırı söndürmek için, kurtarabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Belki de geç kaldıkları nedeniyle haberin detayında bu şekilde bir saldırma söz konusu olabilir. Kandıralı çiftçi kalbine yenildi. Yaya kaptanda drift macerası kötü bitti şeklinde bir başka haber kullanılmış. Sağ taraftan hemen üst tarafında Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlileri alıyor şeklinde bir haber. İzmit Belediyesi encümeni toplandı şeklinde de yine bir başka haber kullanılmış gazetede. Mavi Kocaeli gazetesinde noktaladık. Geliyoruz nereye? Çağdaş Kocaeli gazetesine. Şimdi dedik ya aynı manşetler konulmuş aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı ve aynı sözler konulmuş. Tramvay etiketiyle plaj yoluna uzandı şeklinde bir manşet var. Sadun Çetin'in yönettiği Çağdaş Kocaeli gazetesinde. Alt başlık ne? Büyükşehir Belediyesi otogarı ile Tekka Park Eğitim Kampüsü arasında hizmet veren Akçaray tramvay hattını plaj yoluna kadar uzattı. Çalışmaların tamamlandığı ve pazartesi açılacak olan
2.2 kilometrelik yeni hatla ilk sürüşü Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın yaptığı şeklinde bir alt başlık konulmuş. Pazartesi hizmete açılıyor. Hastane hattının eli kulağında şeklinde bir başka bölüm var. Ayşe Aydın imza atmış bu habere. Alnından öptü şeklinde yine Mehmet Ali Beş'in Tahir Büyükak'ın alnından öptüğü bir fotoğraf. Batman koltuğundaki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın fotoğrafı da habere destek verilmiş. İkinci manşet ne? Kimya fabrikasında patlama, 3 yaralı şeklinde bir ikinci manşet. Kullanılmış değerli izleyiciler, dil havasındaki bu haber. Sağ tarafta 65 yaş ve üzerine saat sınırlaması şeklinde bir haber var. Günde 2 defa ücretsiz 10 ile 16 arası şeklinde bir alt başlıkları da var haberin. Evet, yeni yerel yönetimlerle ilgili yasa hazırlığı içerisinde 65 yaş ve üzerine bir sınırlama gelecek ülke genelinde. Mayda yönetiminde dengeyi sağladık şeklinde bir haber var. Uğur Ulusoy imza atmış. FETÖ operasyonu 11 gözaltı. Büyükşehir'den Kartal'a kart dolum cihazı şeklinde bir başka haber var. Evet, Kartal'a kadar sefer düzenleniyor. Bu sefer içerisinde o Kartal'da kart dolum zaman zaman sıkıntı yaşanıyormuştu. Oraya kart dolum cihazı konmuş Büyükşehir Belediyesi tarafından. DSP'den Ecevit anısına helva. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları içerisinde burası. Kartal Belediyesi'nin sınırları içerisinde burası. Bakın bu Kartal Belediyesi'nde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğunda Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları oturuyor. Adalet ve Kalkınma Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi buraya bir dolum cihazı koymak istiyor ve buna hem Kartal Belediyesi hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi doğrudur diyerek izin veriyor. Bu önemli bir çalışma. İstese buna bu şekilde bir izin verilmez ama yapılan görüşmeler ve yapılan yazışmalar sonrasında bu izinler veriliyor. Demek ki diyalog olursa, halkın yararına olursa rahatlıkla da birbirlerine izin verilme söz konusu siyasi parti ayrımı yapmaksızın. Devam edelim. DSP'den Ecevit anısına helva şeklinde DSP il örgütünün yaptığı çalışmanın fotoğrafı verilmiş ve o şekilde bir haber konulmuş. Umuttepe yoluna geçici güzergah şeklinde bu üst geçitlerdeki merdivenlerin bakımı ve yapılacak çalışmayla ilgili bir güzergah, geçici güzergahla ilgili bir haber. İzmit Meclisi'nde alkol ruhsatına red şeklinde Ayşe Aydın imzalı bir haber konulmuş. Hemen alt tarafta küçük bir şekilde. Halbuki kendi matbaası olan gazetelerden bir tanesi Çağdaş Kocaeli Gazetesi, İzmit Belediyesi'nin haberi daha beklenip yetiştirilebilir, daha farklı verilebilirdi diye bunun altını çizelim. Bayrak asmakla belediyecilik olmaz şeklinde Kerim Çelik imzalı Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Aydın Ünlü'nün fotoğrafıyla haber verilmiş. Genel işin dişçisiydi, tetikçisi olduğu şeklinde bir İdris Ersoy olacak. Ama gazetenin grafikerleri bu sayfayı çizerken İdris Ersoy'un altına Aydın Ünlü'nün ismini yazmışlar. Bakın değerli izleyiciler, bunlar önemlidir resim hatları. Kontrol çok iyi yapılmalı. Hemen üst tarafta bayrak asmakla belediyecilik olmaz haberinin fotoğrafında Aydın Ünlü var. Kerim Çelik imzalı bir haber. Hemen altına bir haber koyuyorsunuz. Genel işin dişçisiydi, tetikçisi olduğu şeklinde Hizmetçi Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy'un fotoğrafı var ama altında Aydın Ünlü yazıyor. Dikkat! Bunlar dikkat edilecek önemli noktalar. Hemen üst tarafta Aydın Ünlü doğru bir fotoğraf altı ama İdris Ersoy'un fotoğrafının altında Aydın Ünlü'nün ismi yazıyor. Okurken bunlara dikkat edin. Değerli gazete yöneticileri, editörler. Derince'de dev ihale 20 Kasım'da şeklinde bir başka haber kullanılmış. Hemen bakalım Sadun Çetin nasıl bir köşe yazısının başlığını kullanmış. Büyükşehir'in 7 aylık fotoğrafı İmamoğlu nereye koşuyor şeklinde bir bölüm var. Biraz sonra köşeler geldiğinde bahsedeceğim neden bahsettiğini. Ulaşımda sınıfta kaldığımızın resmidir şeklinde Nurettin Kolaylı'nın köşesi de anons edilmiş gazetenin birinci sayfasında. Evet, gazeteye il gazetelerin turunu noktaladık ama spor sayfalarına bir bakalım, onları da bitirelim. Kocaeli Spor'da milli sevinç şeklinde bir haber kullanılmış. Nedir bu haber? O-19 milli takımına Gökdeniz'in çağrılması. Evet. O Gökdeniz'de kutluyoruz. Ortaya koyduğu performans nedeniyle U19 milli takımına çağrılıyor. Bir dönem
İşte rahmetli Ferruh Duygu'nun altyapısında yetiştirdiği, o günkü şartlardaki altyapılardan çıkan futbolcular 6 tane, 5 tane, 7 tane milli takımlara giderdi. Ümit milli takımlarda oynardı. Ama uzun bir aradan sonra ilk defa bir Kocaelispor'lu futbolcu ki Kandıra'da doğumlu, altyapımızdan yetişen Gökdeniz 19 milli takımında yer alıyor. Antalya'daki milli takım kampına gidiyor. FAS'ta hazırlıkları sürüyor. Denince bugün toplanıyor şeklinde bir spor sayfası yapılmış. Mavi Kocaeli Galisi nasıl bir spor sayfası yapmış? Hazırlıklar başladı. Alemdağ karşısından 6-3'lük galibiyet sonrasında FAS'la Belediyespor'la oynayacak karşılaşma ile ilgili hazırlıklar başlığında bir manşet konulmuş. Harbiş spor farkındalığı, Perilerin gücü yetmedi, 76-67 yenilmişlerdi Hatay'a. Onunla ilgili bir haber yeni veriliyor daha. 19 Mayıs ki pazar günü oynandı bu karşılaşma. 19 Mayıs filede fırtına gibi başladı. Denizli'de yüzler gülüyor şeklinde Mavi Kocaeli Gazetesi'nin spor sayfası da böyle bir haber yapmış. Geliyoruz Demokrat Kocaeli Gazetesi'ne, son sayfa yok. İçeriye doğru dönüyoruz. Yani son sayfa var, yalnız son sayfada spor yok. İçerideki sayfaya dönüyoruz. 15. sayfaya verilmiş spor haberleri bugün. Seriyi bozmayacağız. Gökdeniz U19 milli takımında panel heyecanı, maçı ağaçta izledi. Evet, ilginçti. Maçı içeri alınmadığı için ağaçta izleyen bir yeşil siyahlı taraftarın haberi verilmiş. Ve Muhammed Kurt haberi, ağaca çıkıp maçı izleyen isim. Ta FAS'ta maçında yok. Evet, futbol sevgisi, Kocaelispor sevgisi tavan yaptığı bir haber bu değerli izleyiciler. Ağaca çıkarak maç izleme. Özgür Kocaeli Gazetesi'ne geldik. Bakalım nasıl bir spor sayfası. Bu üçlü çok güçlü şeklinde bir farklı değişik bir haber yapılmış. Araştırmacı yapılan bir haber. Yakup Alkan, Gökdeniz Bayraktar. Bu isimler arasında ve Burak Süleyman tabii ki olmazsa olmaz. İşte benim altını çizerek belirttiğim noktalardan bir tanesi. Tamam, Burak Süleyman iyi futbolcu ama her maçta hep formda ve onun üzerine onun beklentisi, iyi oynaması beklentisi içerisinde olmamız bu takım oyununa ters diye altını çizelim. Nasıl Engin Korakör gönderilirken 3 hafta cezası nedeniyle oynamadığı için Burak Süleyman takım başarılı olamamıştı. Bugün tamam başarılı oynuyor. Kart mı görmeyecek? Görmemesi gerekiyor. Kaptandır. Kırmızı kart görmemeli. Ama bunun sarı kartı var. Bunun sakatlığı var. Bunun formsuzluğu var. O yüzden bir futbolcunun üzerine bir takım kurulmamalı. Onun mutlaka alternatifi olmalı. Fenerbahçe'den örnek vermiştim. Emre'den örnek vermiştim. Emre kaç yaşına geldi? Fenerbahçe gibi farklı bir kulüp, ülkemizin büyük kulüplerinden bir tanesi olan Fenerbahçe bir tek futbolcunun üzerine takım oyununu kuramaz. Kurmamalı. Bu teknik direktör hatasıdır. Bunun altını net çizelim. Burada TV ile yollar ayrıldı. Maçları canlı yayınlanıyordu, yayınlıyorlardı. İnternet üzerinden yapılan anlaşma feshedilmiş. U19'da yüzler gülüyor şeklinde bir haber var. Çatı ustasıymış Muhammed Kurt, ağaca çıkan Kocaelispor'lu taraftar. Çatıya rahatlıkla çıktığı için yükseklik korkusu olmayan ve orada maçı izleyebilme şansını yakalayan bir isim. Sadece maraton üst şeklinde bir bölüm var. Eski kalecilerimizden Halit Önsel vefat etti şeklinde bir haber de verilmiş. Peki, bizim yakada spor sayfası veya spor haberleri konulmuyor. Ama bakalım son sayfaya bir göz atalım var mı diye. Yok değerli izleyiciler. Geçtik ve geldik Kocaeli taraftara, Kocaeli gazetesindekine. Soner Açık Yol teşekkür etti şeklinde üst tarafta bir haber var. Kadın öğretmenler İzmit'te kapışıyor. İhsaniye gençleri Gölcük Belediye yendi 3-0. Real Madrid Galatasaray 22 denmiş ama Türkiye saatiyle 23. Neden? Saatler alındığı, bizde saatler alınmadığı için Real Madrid Galatasaray karşılaşması Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. 22'de değil. Devam edelim. Aman dikkat! FAS'la Belediye 5 deplasman maçından 1 puan alabildiği şeklinde bir haber verilmiş ve geldik manşete. Kocaelispor camiasına çok teşekkür ediyorum şeklinde Gökdeniz Bayraktar'ın yaptığı açıklama U19 milli takımına seçildiği için teşekkür ediyor. Erdem Ömüç imza atmış habere. Nalin maçı bırakmadık. Talha Mayhoş serimiz sürecek. Feridun benim için çok anlamlıydı. Çam'daki Körfezli taraftara konuştu şeklinde haberde verilmiş gazetede. Geliyoruz nereye? Değerli izleyiciler, en iyisi manşete, en iyi
muhabire veya günün muhabirine ve günün sayfasına. Şimdi gazetelerde manşetler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Biz huzur evi yükseliyor manşetini bizim yakanın bugün günün manşeti yapalım. Çünkü en farklı manşet o. Bizim yaka. Günün manşetini atmış. Gerçi haberin de altında imza yok. Gazetenin kendi haberi olarak değerlendiriyoruz. En iyi sayfa, en iyi çizilmiş sayfaya bakıyoruz. Biz en iyi çizilmiş sayfayı Kocaeli Gazetesi olarak belirledik değerli izleyiciler. Neden? Hem hiçbir gazetenin doğru düz vermediği meclis haberini vermiş. Tramvay haberi var, ıspanak haberi var, mahkeme haberi var. Yani sayfa çok güzel dizayn edilmiş ve günün sayfası da Kocaeli Gazetesi olarak belirledik. Evet, Kocaeli Gazetesi günün sayfası, günün muhabiri yok ama değerli izleyiciler. Çünkü farklı haber yok, farklı bir değerlendirme yok ve günün muhabirinde biz bugün seçmediğimizin altını çizelim, il gazetelerini noktalayalım, gelelim nereye? İlçe gazetelerine, Nel ile Gebze ile başlıyoruz. Hedef gazetesi. Hemen logonun üstünde Geb kimde korkudan yangın şeklinde 3 yaralının olduğu bir yangın haberi verilmiş. Değerli izleyiciler, kendilerini kutluyoruz böyle bir habere imza attıkları için, böyle bir haberi birinci sayfalarına taşıdıkları için önemli bir haberdi. Ve tabii ki bu yangından olmaması önemli. Yangının eğitimleri, yangın tatbikatları çok daha farklı şekilde verilmeli iş yerlerinde. Geliyoruz hemen manşete. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayır'dan önemli adım. Şayır, Dilovası için savaştı şeklinde bir manşet konulmuş. Bakalım altına nasıl bir bölüm var alt tarafta ki önemli bir manşet. Dilovası'ndan gitmesi gündemde olan Gümrük Müdürlüğü Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayır'ın çabaları ile Tavşancalı Hizmet Binası'na taşınarak gitmesine engellenirken müdürlük binasının ilçeye ayrı bir canlılık kazandırması da bekleniyor. Evet. Dilovası'ndan gitmesi planlanıyordu ama yapılan çalışma, yapılan değerlendirme sonrasındaki Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şer'in çabalarıyla Tavşancalı Hizmet Binası'na taşınarak bu müdürlüğün gitmesi engellenmiş şeklinde bir haber var gazetede. Evet, tabii ki her ilçe kendine yönelik hizmet binalarının kalmasını ister, devlet binalarının kendi ilçesinde olmasını ister. Bu da önemli bir çalışma olduğunun altını çizelim. Yaşlı adamın cesedi sahile vurdu Gebze'de. Tatlı kuyuda korkudan yangın şeklinde bir başka haber, yine bir yangın haberi verilmiş. Hemen gazetenin alt tarafına doğru indiğimizde şöyle bir bakalım hangi haberler iç sayfaya anons edilmiş. Onu da sizlerle paylaşalım ki yine bu iç sayfaya atılan, iç sayfaya gönderilen haberler mutlaka önemlidir. Bıyıktan Kızılay'a bağış çağrısı 3 Kasım milat oldu şeklinde bir haber var. Çayırova'da Kızılay Doğu Bayezid'de gönüllerde şeklinde bir başka haber kullanılmış ve KESK'te ilgili şampiyonlukla ilgili bir spor haberi de gazetede hemen birinci sayfasında yer almış değerli izleyiciler. Evet, Derince'ye geçtik. Derince gazetesine bakıyoruz şimdi. Derince gazetesinin Express gazetesi nasıl bir manşete çıkmış? Derince'de kentsel dönüşüm başlıyor şeklinde bir manşet var. Evet, kentsel dönüşümle ilgili bir çalışma. Tabii bu uzun bir süreç ama başlıyor şeklinde Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün 41 seçim vaadi arasında yer alan ve özel önem verdiği kentsel dönüşüm çalışmalarında çok önemli bir aşamaya gelindiği şeklinde bir haber var. Umarız gerçekleşir. Zor bir iştir. Bakanlıktan onay çıkması gerekir. Farklı bir anlayış getirildi ama umarız Derince'de bu gerçekleşir. Yeniden Refah Partisi Derince Kadın Kolları 17 Kasım Pazar günü yapılacak olan kongreye çağrıda bulunduğu şeklinde yine değişik anlamlı bir başlıkta haber verilmiş. Pembe Köşk'ün imaratları bir bir tamamlanıyor şeklinde bir başka haber var. Geliyoruz hemen alt tarafa. KSO Başkanı Zeytinoğlu, Kikoca Sanayi Odası Başkanı, enflasyon oranları ile dış ticaret rakamlarını değerlendirir şeklinde bir haber verilmiş. Sıfır atık eğitimleri sürüyor. Tramvay ilk deneme sürüşünü Büyük Akın yaptı şeklinde bir haber kullanılmış yine. Sol tarafa bakıyoruz. Evet, Ersoy ile ilgili. Ersoy genel işin tetikçiliğini bırakın, işçilere ve verdiğiniz sözü tutun. Şimdi iki tane R kullanılmış.
başlıkta. İşçilere ve ver bir eda diniz sözü tutun. Lütfen dikkat. Değerli editörler, değerli genel yayın yönetmenleri, değerli arkadaşlarım. Bu gazeteleri halkımıza okunması için sunuyorsunuz. Ama yaparken bunları, başlıkları kullanırken hiç olmazsa şunları bir kontrol edin. Resim altları yanlış diğer bir Çağdaş Kocaeli gazetesinde. Dinleyici Ekspres'e bakıyoruz. Verdiğiniz derken iki tane R kullanılıyor haberde. Yan yana. Ver, yani okunamıyor tabii doğal olarak. Verdiğiniz sözü tutun şeklinde bir başlık çıkar. Hani içeride hata yaptığınız fazla göze batmaz ama başlıkta bu göze de batar. Sonra gazeteciler bu işi yapmıyor, bilmiyor şeklinde piyasada o kadar çok konuşuluyor ki. En iyisini sen seç. Projemiz için birçok kişiyi ziyaret ediyoruz. Birçok kişiyle yan yana geliyoruz. Ki dün yayın yapmamızın sebeplerinin en önemlisi sabah randevumuzun olduğu içindi. Ve gittik konuştuklarımızda karşımızda o kadar çok gazetecilerle ilgili olumsuzluklar çıkıyor ki değerli izleyiciler. Bazen şunu düşünüyoruz. Yani gazetecilik bu kadar dibe mi vurdu? Evet işte böyle dibe vuruyor. Resim altı yanlış. Kullandığınız manşette Türkçe hata var, imla hatası var. Olabilir hata ama bu okunmalı, sonra okunmalı, ondan sonra baskıya girmeli. Bu kadar aceleniz ne? Yani verdiğiniz derken bu verdiğiniz kelimesinde iki tane R'yi yan yana nasıl görebilirim? Görmeden bunu onay verip baskıya gönderiyorsunuz. Bunları söyleye anlatacağız. Yapacak başka şansımız yok. Ya biz doğru bildiğimizi söyleyeceğiz. Ya bizi de eleştiriyorlar. O problem değil. Mutlaka eleştirecekler tabii ki. İş yapıyoruz. Mutlaka eleştiriyle karşı karşıya kalacağız. Ama biz en aza indirmeye çalışıyoruz ve yapılan eleştirilerden kendimize ders çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu yapıyoruz. Ama Derince Express, yani burada gazete okumaya başladığımdan beri Derince Express'te o kadar çok hatalar gördüm ki, o kadar çok hatalar konusunda uyarıda bulundum ki hala bir sürü hata var. Es geçmeye çalışıyorum. Ama bunları yapmayın bari ya. Bunları bu şekilde kullanmayın bari. Hat 200 kullananlara müjde şeklinde üst başlığıyla Büyükşehir'den İstanbul'a Kocaeli kart cihazı. Bakın şimdi Kocaeli kart cihazı derken Kocaeli kartla yan yana yazıyorsunuz. Arada boşluk yok. Kocaeli kart cihazı derken Kocaeli ile kartı arada ayırmak zorundasınız. Bunu da yapmamışsınız. Hemen altta bir ikinci hata daha. İnşallah düzelecek bunlar. Geliyoruz Gölcük postasına. Gölcük'e gittik. Şehidimizin adı yaşayacak şeklinde bir haber, bir manşet konulmuş. Hemen bakalım detayına. Nedir bu haberin detayı? Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy dün ilçemize gelerek hem Gölcük narkotik suçlarla mücadele büro ameliyini açtı, hem de Şehit Volkan Tan Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne şehidimizin adının verilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen programa katılım gösterdi. Vali Aksoy okulda yaptığı konuşmada şehidimizin adı bu okul burada olduğu sürece ilelebet yaşayacaktır dedi şeklinde bir bölüm var. Vali Bey'in fotoğrafı var, kurdelenin kesilişi var. Yine şehit ailesiyle bir başka fotoğraf konulmuş. Haberlerde Erdem Şengül imza atmış değerli izleyiciler. Gölcük'te fuhuş operasyonu farkındalık yarattılar şeklinde bir başka haber var. Büyük Akın'dan tramvay hattında deneme sürücü Mısırlıoğlu eskiye olanla maliyet düştü şeklinde bir başka haber kullanılmış. BAT hareketli bir dönem yaşayacağız şeklinde ileriye dönük bir açıklaması verilmiş. Sol tarafa bakıyoruz. Gölcük'te fuhuş operasyonu 2 gözaltı ve 2 tutuklama daha sonra hırsızları güvenlik kameraları ele verdi şeklinde bir başka haber var. Kimya fabrikasında yangın 3 yaralı, kıyıya vuran cesedin kimliği belirlendi şeklinde haberlerde kullanılmış. AFAD'dan da eğitim bilinci eğitimleri şeklinde bir başka haber var. Geldik nereye? Armağan Tekin'in yazdığı köşenin başlığına sağlık konusunda duyarlı davranmak şeklinde bir başlıkta köşe yazmış ve birinci sayfadan da anons edilmiş bu köşe değerli izleyiciler. Evet, gazetelerin turunun sonuna geldik. Gazete turunun sonuna geldikten sonra nereye devam ediyoruz? Gazetedeki köşe yazarlarının başlıklarından birer değerlendirmeyle. Kocaeli gazetesinde Tanzan Ünal nasıl bir köşe yazmıştı bugün? CHP'de aynı tas, aynı hamamdan bu üç ismi çıkartıyorum.
Kim bu üç isim? Hemen bir ipucu vererek okumanızı tavsiye ediyorum. Ahmet Çalık, Karamürsel Belediye Başkan adayıydı. Yakup Türk, Darıca Belediye Başkan adayıydı. Ve İsmet İşeri, Gölcük Belediye Başkan adayıydı. Yazdığı aynı tas, aynı hamam şeklindeki bölümden bu üç ismi ayırdığını belirtiyor Tanzer Ünal. Uzun bir köşe yazmış. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili okumanızda yarar var. Özgür Kocaeli Gazetesi Adem Turgut ne yazmış köşesinde? Karanlıktan umuda, benim için Ecevit şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. 74'lerde, 75'lerde, 76'lardaki Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarıdır rahmetli Bülent Ecevit. Daha sonra bu Barış Harekatı sonrasında işte Libya'nın dışında hiçbir ülkenin bize destek vermemesi, Libya'nın gerek silah, gerek uçak, gerekse akaryakıt konusunda Kaddafi'nin o dönemde verdiği çok önemli desteğin mimarıdır Bülent Ecevit. Ve daha sonra da 77 seçimlerinin öncesinde ülkemizde her yere dağ taşı adeta kara olan yazılmasının lakaplı bir siyasetçidir. Ve ölümünün yıl dönümüyle ilgili bir değerlendirmede bulunmuş Adem Turgut köşesinde bugün. Demokrat Kocaeli Gazetesi'nden Mevlüt Soysal ne demiş? İzmit neden vakit kaybediyor? İşte ihalelerle ilgili, izin verilmemesiyle ilgili, 4 aylık bir sürecin bu şekilde geçmesiyle ilgili bir köşe yazmış. Ve İzmit'in meclisinde siyasi bir karar, siyasi bir tutum, siyasi bir ayrılıcılık nedeniyle vakit kaybedildiği altında çizmiş. Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nde Sadun Çetin ne demiş? Büyükşehir'in 7 aylık fotoğrafı bir bölüm yazmış. Tahir Büyükakı'nın yaptığı artıları alt alta sıralamış. Sanki hiç eksisi yokmuş gibi. Ve İmamoğlu nereye koşuyor şeklinde de bir bölüm açmış köşesinde. İzmit'te farkındasınız billboardlarda yaklaşık 2 gündür veya 3 gündür İmamoğlu'nun kazandığı, yani İstanbul seçimlerini 2 kez kazanan Ekrem İmamoğlu'nun yapılan propaganda çalışmasının mimarlarının yazdığı bir kitap var. Onun anonsu veya onun reklamı yapılıyor. Onunla ilgili bir değerlendirmede bulunmuş Çağdaş Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sadun Çetin. Ben şunu söyleyeyim, hemen bu soruya yanıt. İmamoğlu önümüzdeki süreçte yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığa koşuyor. Bunun çok net. Bunun yanıtı bu. Bizim yakada da Galip Ataman milli eğitimde 2 önemli proje şeklinde bir köşe yazmış bugün. Devam ediyoruz. Neyle? İnternetteki köşe yazarlarıyla değerli izleyiciler. İnternetteki köşe yazarlarına hemen şöyle bir bakalım ve ondan sonra yanımıza nokta koyacağız. Kocaeli Gazetesi'nde 262'den 2 tane köşe yazarı aldık bugün. Yücel Alpay Demir, seçil öğretmen demek şeklinde seçil öğretmenle ilgili, onun duyarlılığıyla ilgili, onunla ilgili anlamlı bir köşeye imza atmış. Kocaeli Gazetesi 262 internet sitemizde bu köşeyi bulabilirsiniz. Bir başka yazarımız ise Uğraş Çiftçi. O da yine uluslararası düzeyde yazdığı ABD-İsrail güven bunalımı şeklinde bir başlıkta köşe yazmış. Uğraş Bey gerçekten bakıldığında oradaki gazeteleri ve oradaki dergilerden okuyarak, alıntılar yaparak değerlendirmesini, yorumunu yapıyor köşelerinde. Uluslararası düzeyde de böyle bir çalışmaya imza atmış. Astakoz'da Ergun Demir ilginç bir köşeye başlığıyla bir köşe yazmış. Kocaman Kartepe'nin teleferik hayallerini suya düşürdü şeklinde bir başlığı var köşenin. Köşenin içeriğine bir baktığımızda, hatırlarsanız 31 Mart seçimleri öncesindeki şu anda Kocaelispor Kulübü Başkanı olan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in girişimiyle 40 yıllık rüya, Kartepe'nin 40 yıllık rüyası gerçek olduğu başlığıyla Kartepe'de teleferik yapılması konusunda bir tören düzenlemiş, ihaleyi açmış ve ihale sonrasında da kazanan firmayla bir temel atılmıştı değerli izleyiciler. Ama bakıldığında maddi olarak yaşanan sıkıntı, ekonomik olarak yaşanan sıkıntı, belediyelerin içerisinde olduğu borç sıkıntısı nedeniyle 31 Mart sonrasında göreve gelen mevcut başkan Mustafa Kocaman bu ihaleyi iptal ediyor ve şu anlık teleferik konusuna bir virgül koyuyor. Bunu eleştiren bir değerlendirmede bulunmuş Ergun Demir köşesinde. Doğrudur, yanlıştır, tartışılır ama ekonomik sıkıntı varsa böylesi projelerin birazcık durması da belediye başkanının ürünü görerek yaptığı bir değerlendirme olarak da söyleyebiliriz. Tabii Ergun Demir bunu biraz eleştirel bazda açıklamış. Şimdi bu yayın bittikten sonra Kocaeli 262 Kocaeli Gazete 262 internet sitesinde haber olarak sizlere sunacağım önemli bir haberin anonsunu yapmak istiyorum.
Evet, teleferik dedik ya, Sapanca bölgesi veya Kartal bölgesi dedik ya, Sapanca Belediyesi Bursa Teleferik Aşı arasında Kırıkpınar Mahallesi'nden başlayarak 1500 metre mesafenin ardından Mahmudiye İncebel mevkiine sona erecek olan teleferik projesinin anlaşmasını imzalamış. Evet, yeni bir proje Sapanca Belediyesi. Bize yakın olduğu için bunun altını çizerek sizlerle paylaşıyorum. Bana gelen bilgiler doğrultusunda bir chat raporu oluşmamış bu konuda. Ve chat raporu olduğu halde, chat raporu olmadığı halde bu projenin başlaması için ruhsat verilmesi için suç duyurusunda bulunacaklarının altı çizilmiş Sapanca Belediyesi'ne bu anlaşmayla ilgili. Fotoğraflar da var haberin. Sizlerle yaklaşık yarım saat sonra 11 gibi falan bu haberi Kocaeli Gazete 262 internet sitesinde görebileceğinizin de altını çizelim. Ve değerli izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldiğini belirtelim. Bugün tarihler 6 Kasım 2019 Çarşamba'yı işaret ediyordu. Ve Manşetler programında karşınızda olduk. Yarın yine Manşetler programında saat 09.30'da karşınızda olmak dileğiyle yayında ve yapımda emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hoşça kalın, iyi günler dilerim.